Şimdiki haberimizde önce Selanik'e gideceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yer. Sonra Dolmabahçe'ye, gözlerini hayata yumduğu yer. Cumhuriyet güneşi yaşatır memleketi. Altı aylık daha. Adı ne? Tomris Piraye. Bu ilk onun bayramı. Kaçırmak istemedik. 100. yıl çocuğu. Onun için de ayrı bir önemi olsun istedik. Cumhuriyetin sayesinde bugün yaşadığım için çok mutluyum. Ben 87 yaşındayım. Bir asırlık gururu yüreğinde taşıyan da koştu. Baba kucağında Cumhuriyet Bayramı ile ilk kez tanışan da koştu atasına. Atatürk'ün gözlerini dünyaya açtığı Selanik'teki evden hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı'na kadar 100 yıllık mirası, mutluluğu ve heyecanı kalplerdeydi. 100. yılı Cumhuriyetimizin çok güzel, çok gururluyuz, çok heyecanlıyız, çok sevinçliyim. Duygularımı anlatamıyorum. Cumhuriyetin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi ve minnetle yollara düştü Cumhuriyet sevdalıları. İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Almanya'dan Yunanistan'a Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı eve geldiler. Almanya'dan buraya 100. yıl. Evet, üçümüz beraber geldik. Eşim, oğlum. İlk defa yaşayacağız. Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı evin bahçesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu geçirdiği, oyun oynadığı nar ağacının altındayız şu anda. Çok sayıda 7'den 77'ye genç, yaşlı, çocuk, çok sayıda kişi var. O güzelim yurdunun her yeri bir düşmanda. Atatürk İleri dedi. Cumhuriyete minnet duyan genç yaşlı herkes ellerinde bayrak, yüreğinde coşku ve özlemle İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda da bir aradaydı. Atatürk'ün hayata veda ettiği saray saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı oda gün boyu ziyaretçilerle doldu. Hüzün ve gurur bir aradaydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğruyor. Ve o kalabalık sarayın önünde her geçen dakika daha da artıyor. Atatürk'üm, sana çiçek getiremedim ama kalbimi getirdim dedim. Çok mutluyum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Yüreklerde sonsuz minnet ve ataya duyulan büyük özlemle kutlandı Cumhuriyet'in 100. yılı. Bence bu Türkiye için çok büyük bir gurur. Nice 200 yıllara.